avukat Büşra Türkçe Yetken Burçoğlu iş dünyasında. Efendim, tüm dava çeşitlerinde bizleri doğru bir biçimde savunan ve temsil eden avukatlara her daim ihtiyacımız var. Bizler de bugün İzmir'de o isimlerden biriyle birlikteyiz. Yanımızda avukat Tuğçe Yetken Burçoğlu var. Merak ettiğimiz konuları kendisine soracağız. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Tuğçe Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii sizleri öncelikle tanımak istiyoruz. Hem de izleyicilerimiz sizleri biraz daha yakından tanısınlar. Merhabalar, ben avukat Büşra Tuğçe Yetken Burçoğlu. İzmir Bayraklı'da avukatlık hukuki danışmanlık ofisim var. Bu ofiste arabuluculuk ve uzlaştırmacılık faaliyetlerini de yürütüyorum. Evet, ne kadardır meslek hayatınız devam ediyor peki? 7 yıl oldu avukatlık mesleğinde. 2 yıldır da arabuluculuk yapıyorum. Arabuluculuk aslında çok aşina olduğumuz fakat detaylarını bilmediğimiz konulardan da bir tanesi. Çok da önemli bir konu aslına bakarsanız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Arabuluculara neden ihtiyacımız var? Sizler de biliyorsunuz ki Türkiye'de dava süreçleri çok uzun sürüyor. Bir hak arayışında olan vatandaşımız dava açtığı zaman enflasyon karşısında bu alacağının değeri düşüyor. Arabuluculuk Türkiye'de biraz yeni bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak geçiyor. En son çıkan yasayla birlikte bu süreci arabuluculuk sürecinde genişlettiler. Bunun içerisine iş hukukunda zorunlu olan sürecin içerisine ticari davalarda, tüketici mahkemelerinde eğer ki tüketici hakimiyeti sınırının üzerinde kalan davalarda zorunlu hale getirdiler. Yine ortaklığın giderilmesi halk arasında izaleşiyor, eski adıyla izaleşiyor olarak bilinen davalarda da arabuluculuk zorunlu hale geldi. Aynı zamanda kira uyuşmazlıklarıyla ilgili de dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu hale getirildi. Evet. Yani bunlarla ilgili olarak dava açmadan önce bir zorunlu arabuluculuk sürecinin yürütülmesi gerekiyor. Evet, evet. Tabii her konuda arabulucularla bizler irtibata geçebiliyoruz değil mi? Bununla ilgili örnek verebilir miyiz Tuğçe Hanım? Örneğin çok fazla görüyorum. Zaten dava şartı olduğu için işçilik uyuşmazlıkları, yani işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işçilik alacakları, fazla mesai, ücret alacağı gibi alacaklarını almadan önce bir arabulucuya zorunlu olarak başvurması gerekiyor. Ama bu süreçlerin yanında ihtiyari olarak her iki tarafın da belirleyebileceği bir arabulucuyla da süreç yürütülebiliyor diyebiliriz. Bunun dışında herhangi bir büyük bir mağazadan bir tüketici hakemiyeti sınırının üzerinde kalan bir, diyelim ki cep telefonu aldınız ve bu cep telefonuyla ilgili bir sorun yaşadınız. Bu sorunu başvuru yaptınız ama giderilmedi. Evet. Bununla ilgili olarak da arabuluculuğa başvurup süreç yürütülebiliyor yine. Tabii sizin farklı baktığınız davalar da var. Genellikle ofisinizde hangi davaları kabul ediyorsunuz? Özel hukuk alanında çalışma yürütüyorum ben. Bunun içerisinde tabii ki aile, yani boşanma, velayet, mal paylaşımı davaları, iş hukukundan kaynaklı olarak işçilik alacakları, işe iade davaları, tüketici uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar, ticari davalar, icra iflas, yani icra dosyalarıyla ilgili, evet, davalar. Bu konuda faaliyetleri yürütüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok teşekkürler tekrar. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün başarılı bir avukatın konuğu oldu. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.